Evet arkadaşlar, analiz metotlarına giriyoruz artık. Yani temel kanunları gördük. Ohm kanunu, Kirchhoff akım kanunu, Kirchhoff gerilim kanunu gördük. Paralel seri eşdeğerleri hesaplayabiliyoruz. Delta Y dönüşümleri de yapabiliyoruz. Artık daha pratik kullanılabilir yöntemleri burada göreceğiz ve bu derste ve 202'de hatta sonrasında hep bu yöntemleri kullanacağız. Karşımıza denklemler çıkacak. İki bilinmeyen iki denklem, bazen üç bilinmeyen üç denklem olacak. Bu denklemi çözmek için Kramer's Rule adında bir kural var. Mesela diyelim ki n tane denklem oldu. Değişkenlerimiz x1, x2, xn değişkenler. Bunlar bazı düğümlerdeki gerilimler olabilir, bazı akımlar olabilir, her neyse. Bunu matris olarak yazabiliriz. Hani doğrusal cebir almış olanlar ki almış olması gerekir bu dönem, alıyor olması gerekir. Bunları bilecektir. Bu denklem sistemini matris denklemi olarak yazabiliriz. Tabii elimizde hep n tane bilinmeyen n tane denklem olacak. Dolayısıyla A n çarpı n kare matris. Dolayısıyla bunun tersi alınabilir. Yani x eşittir a eksi 1 b işlemi yapılabilir. Yani bunu bilgisayarda yapabilirsiniz örneğin. Ama kağıt kalemle yapmak biraz daha zor. Kağıt kalemle yapmanın bir yolu Cramer's Rule. Bu da nedir? Delta adında bir değer. Buna determinant diyoruz. Bir kare matrisin determinantı alınabilir. Kare matris çünkü en bilinmeyen en denklem var. Bir de delta 1, delta 2, delta n var. Şimdi b eşittir b1, b2, bn vardı elimizde. Bunu alıp şuraya koyduğum zaman delta 1 elde ederim. Bunu alıp buraya koyduğum zaman delta 2 elde ederim. Bunu alıp buraya koyduğum zaman delta n elde ederim. Yani elimdeki B vektörünü A matrisinin bir sütunuyla, mesela K'ıncı sütunuyla yer değiştirdiğim zaman elde ettiğim matrisin determinantı delta K oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla bir tane şeyi almak için, bir tane değişkenin değerini bulmak için delta K'nın determinantı bölü A'nın determinantını almam gerekiyor. Yani yine bir sürü determinant hesaplamam gerekiyor. Bunu kullanabiliriz ama bu da çok pratik değil aslında. En iyisi Gaussian Elimination adında. Denklem sadeleştirme. Trime diyebiliriz. Yani denklemleri belli katsayılarla çarpıp birbirinden çıkararak veya toplayarak bazı değişkenleri yok etmek ve değişken sayısını azaltmak. En sonunda tek değişken kalıyor ve o değişkeni çözmüş oluyoruz. Daha sonra onu bir üstteki denkleme koyduğumuz zaman ikinci değişkeni bulmuş oluyoruz. Bunu lineer bir doğrusal cebir derslerinizde görüyorsunuzdur zaten. Peki bu denklemleri nasıl oluşturacağız? İki tür analiz var. Çözümleme denebilir. Bunlardan biri düğüm analizi. Kirchhoff akım kanunu kullanarak yapılıyor. Buna düğüm gerilim yöntemi diyoruz. Diğeri çevre analizi. Bu da Kirchhoff gerilim kanunu kullanılarak bulunuyor. Bunu da çevre akım yöntemi diyoruz. Yani düğüm gerilim yöntemi ve çevre akım yöntemi var. Bunlar çoğu zaman ikisi de işe yarar ama birisi daha pratik olabilir. Problemin türüne göre bu değişecektir.
Şimdi düğüm analizinde, düğüm gerileme yönteminde şu şekilde oluyor. N tane düğüm var diyelim. Düğümün ne olduğunu önceki konuda söylemiştik. N tane düğüm var. Bunların birisini referans, yani toprak olarak alalım. Yani bunun gerilimi sıfır kabul ediyorum. Bu düğümün. Geri kalan N eksi bir düğümün her biri için gerilim atıyorum. Yani N eksi bir tane düğüm oluyor. Daha sonra her bir düğümde Kirchhoff akım kanunu uyguluyorum. Tamam mı? Akım kanunu ki akımları da düğüm gerilimleri ve dirençler cinsinden yazıyorum. Daha sonra oluşturduğum N eksi bir tane denklemi çözüyorum. Referans düğümünde şu kullanılabilir. Biz kağıt üzerinde bu şekilde yapıyoruz. Spice türü programlarda genelde bu şekildedir. Bunun gerilimi sıfır kabul ediliyor. Bu referans. Diğer her şey, diğer her düğümün gerilimi aslında bu referansla aradaki gerilim farkı oluyor. Çünkü biliyorsunuz gerçekte gerilim farkından söz edebiliriz. Mutlak bir gerilimden söz edemeyiz. Sonuç olarak adım adım gittiğimiz zaman bir toprak belirleyip buraya sıfır yazıyoruz. Daha sonra diğer düğümlere V1, V2 ve N-1 adında gerilimler atıyoruz. Akımların yönlerini belirleyebiliriz ama I1, I2 diye yazmaya gerek yok. Yani kafamızı karıştırır. Kirchhoff akım kanunu uyguluyoruz. Bu Kirchhoff akım kanunundaki akımlar mesela V1-V2 bölü R1 gibi örnek. Yani bir akımı bu akımın geçtiği terminalin sağındaki solundaki gerilimlerin farkı bölü oradaki direnç şeklinde yazabiliriz. Denklemleri düzenle ve Gaussian Elimination yöntemi uygulayarak bunu çöz. İşte burada böyle bir devre verilmiş bize. İki tane bağımsız akım kaynağı var. Öncelikle buraya sıfır diyelim. Daha sonra pardon. Evet. Buraya V1 de, buraya V2 de, değil mi? Yani burada 3 tane düğüm var. Bu. Birisini referans alıyorum, diğer ikisinin gerilimlerine isim koyuyorum. Daha sonra baktığım zaman şurada I1 var, bu giriyor. Bu I2 var, çıkıyor. Şu akımı da şöyle tanımlayalım. Bu akımı da böyle tanımlayalım. Bunu böyle tanımlayalım. Yani bu giren akım var. Çıkanlar, gerisi çıkıyor. Şu akım nasıl yazılır? V1-0 bölü R1, değil mi? V1-0 bölü R1, değil mi? Gerilim farkı bölü R1. Şu akım nasıl yazılır? O da çıkıyor. Onu da artı diyelim. V1-V2 bölü R2 diyelim. Bu da çıkıyor. Bu akımı biliyorum. Artı I2. O zaman şöyle düzenleyelim. I1-I2 eşittir. V1 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 eksi V2 bölü R2. Bu birinci denklem. İkinci denklem şu düğümde. Şu akım düğüme giriyor. Bu da giriyor. Şu çıkıyor dediğimiz zaman V1-V2 bölü R2 artı I2 eşittir V2 bölü R3. Yani düzenlediğimiz zaman eksi V1 bölü R2 artı V2 parantezinde 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 eşittir I2. Bu bir denklem. Bu ikinci denklem. İki bilinmeyen iki denklem. Burada Cramer kuralı veya determinantlarla uğraşmadan doğrudan Gauss elemesi
yöntemleriyle yapabilirim. Evet. Yani tekrar ediyorum. Bir referans seçip, ki genelde alttaki düğüm o çok kendini belli eder. Buraya 0 diyorum. Diğer düğümlerin gerilimlerine isim koyuyorum. Assign currents derken, yani şöyle koyabilirsiniz. Ne tarafa doğru gittiği için bir varsayım yapabilirsiniz. Ama isim koymanıza gerek yok. Yani bir de i1, i2, i3 falan yazarak kağıdı kirletmenize ve kafanızı karıştırmanıza gerek yok. O akımları doğrudan voltajlar cinsinden, yani ohm kanununu kullanarak yazacağız. Daha sonra da denklemleri oluşturacağız. Mesela burada, burası 0, V1, V2. Şu böyle. Bu da böyle olsun. Bu akım zaten bu şekilde tanımlanmış. Bu akım zaten bu şekilde tanımlanmış. Girenler 5, çıkanlar, birinci düğüme bakıyorum. 5 eşittir V1 bölü 2 artı V1 eksi V2 bölü 4. İkincisi, giren akımlar hangileri? Giren akım 10 var artı V1 eksi V2 bölü 4 eşittir V2 bölü 6 artı 5. Bunlar da çıkanlar. V2 bölü 6 artı 5. Şimdi birinci denklemi düzgün yazalım. 20 eşittir. Onu da 2 ile çarp. 2V1, 3V1, eksi V2. Bu birinci denklem. İkinci denklemde 5 eşittir. Eksi V1 bölü 4 artı V2 bölü 4 artı V2 bölü 6. Yani 12'ye eşitlesem paydaları 60 eşittir. Eksi 3V1 artı 3V2 artı 2V2. Yani eksi 3V1 artı 5V2. Evet. Bu denklem ve bu denklem var. Evet. 60 eşittir. Eksi 3V1 artı 5V2. Amaç burada bu noktadan sonra denklemi sadeleştirmek. Yani Gauss elemesi dediğimiz şey bu. Değişken sayısını nasıl 1'e indirebilirim? Mesela burada doğrudan bu iki denklemi toplasam 80 eşittir 0V1 artı 4V2. Yani V2 eşittir 20 volt çıkar. Daha sonra birinci denklemden 20 artı 20 bölü 3, yani 40 bölü 3 eşittir V1 çıkar. Tamam. Bunu da çözmüş olduk. Şimdi burada 3 tane, 4 tane düğüm var. Yani birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu aslında ama buna 0 volt diyerek referans aldım. V1, V2, V3. Bu denklem, bu akım zaten böyle tanımlanmış. Bu akımı da böyle tanımlayayım. Bunu da böyle tanımlayayım. Bunu da aşağı doğru, bunu da sağa doğru. Bu da zaten bu şekilde kendisi tanımlamış. Burada bir IX diye bir akım var. 2 ohm'dan geçen. Burada da bağımlı akım kaynağı var. 2 IX. Şimdi düğüm denklemlerini yazarken o 2 IX'i doğrudan V1 eksi V2 bölü 2 olarak yazacağım. Şimdi birinci düğüme bakalım. Giren akım 3. 2 tane çıkan akım var. V1 eksi V2 bölü 2 artı V1 eksi V3 bölü 4. Tamam, bu birincisi. İkinci düğüm. Giren akım V1 eksi V2 bölü 2 eşittir çıkan akımlar V2 bölü 4 artı V2 eksi V3 bölü 8. Üçüncü denklemde de giren akım bir tane şu akım giriyor. Bir de şu akım da giriyor. Pardon, iki tane akım giriyor. V1 eksi V3 bölü 4
artı v2 eksi v3 bölü 8 eşittir 2ix. Ix de, yani 2ix nedir? 2 çarpı v1 eksi v2 bölü 2. 3 tane denklem. Şunu 4'te eşitleyeyim. 12 eşittir 2v1, yani 3v1 eksi 2v2 eksi v3. Bu 8'de eşitleyelim. V1 çarpı 4, 4v1, v1 4 var. V2 ne var? Eksi 4 var orada. İkinci tarafta artı 2 var. O taraf, sola at, eksi 6. Bir de bu var. Eksi 7. V3 bir tane var. Artı V3 eşittir 0. Tamam. Diğer taraftan burada da 8'de eşitleyelim. 2V1 eksi 2V3 artı V2 eksi V3 eşittir 8V1 eksi 8V2. Yani sonuç olarak birinci denklem 12 eşittir 3V1 eksi 2V2 eksi V3. Evet. Diğer taraftan ikinci denklem 0 eşittir 4v1 eksi 7v2 artı v3 eşittir 0. Onu 0 yazmıştık zaten. Üçüncüsünde de 2v1, yani 0 eşittir 6v1. V2'ler nedir? Solda v2 var, sağda eksi 8 var. Solu sağa attığımız zaman eksi 9v2 var. V3 solda eksi 2 var, eksi 1 var. Eksi 3 olur. Sağa atarsan artı 3 V3 olur. İsterseniz bunu 2 diyelim. Buna 3 diyelim. Buna 1 diyelim. Tamam. Eğer bir yanlışlık yapmadıysak. 1 ile 2'yi toplayayım. 1 ile 2'yi toplayarak V3'ü eleyebilirim. Yani 12 eşittir 7V1 eksi 9V2. Diğer taraftan 2'den 3'ü çıkartabilirim mesela. 2'den 3'ü çıkartırsam V3 yine eleniyor. Yani 0 eşittir 2V1 eksi 4V2. Tamam. Burada V1 eşittir 2V2 bir burada var. Bunu üsttekine koyacağım. Yani 12 eşittir 14V1 eksi 9, 14V2 eksi 9V2, yani 5V2. V2 eşittir 2.4 volt. V1 eşittir 4.8 volt. Evet, şimdi kontrol ettim. Cevabımız doğru. Bunlar tamam. Unutmayalım ki bir de V3 var. Onu unutmayalım. Birinci denklemden 12 eşittir 3V1, 3 çarpı 4.8 eksi 2 çarpı 2.4 eksi V3. Yani 3 kere 14.4 eksi 9.6, 12'den V3 eşittir eksi 2.4 volt. Tamam. Gördünüz. Hiç Cramer's Rule pratikte kullanmamızın çok da faydalı olmayacağı bir şey olduğunu düşünüyorum. Amacımız denklemleri bir şekilde sadeleştirmek olmalı. Bir tane değişkeni yok edeceksiniz. 3 denklemi 2'ye indireceksiniz. Yani 2 denklem 2 değişkene. Burada öyle yaptık değil mi? Şurada 2 denklem 2 değişkene indirdik. Ondan sonra da hızlı bir şekilde çözdük. Sonra dönüp 3. değişkeninde bulduk değerini.
Diğer bir soruda burası 0, V1, V2, V3 yapmakta bir sakınca yok. Bu akım zaten böyle tanımlanmış. Bunu da şöyle, bunu da böyle yapalım. Bu akım böyle tanımlanmış zaten. Bozmayalım. Bu da böyle aşağı doğru olsun. Pardon. Bu da aşağı doğru olsun. Birinci düğüme baktığımız zaman giren akım bir tane 4 amper var. Eşittir. V1 eksi V2 bölü 3 artı V1 eksi V3 bölü 2. İkinci denklem. Giren akım 2 tane var. Bir tane V1 eksi V2 bölü 3 var. Artı 4IX var. Değil mi? 4IX var. O da giriyor. IX nedir? IX eşittir V2 bölü 4'tür. Değil mi? 4 ile çarptığımız zaman V2 olur. Eşittir. Çıkan akım. O da V2 bölü 4. Değil mi? Şu. Çıkan akım olarak kabul ediyorum. Öyle etmiştim. Üçüncüsünde ise bu giren akım, bu çıkan, bu da çıkan. Giren akım eşittir. V1 eksi V3 bölü 2. Çıkanlar da 4IX yani V2 artı V3 bölü 6. Evet görüyorsunuz böyle. Bunları düzgün yazdığınız zaman artık olay denklem çözmeye dönüşüyor. Birinci denklemde 6'da eşitlersem paydaları 24 eşittir. 2V1 diğer tarafta 3V1 var. 5V1 eksi 2V2 eksi 3V3 var. Bu birincisi. İkincisi 12'de eşit diyelim paydaları. Bunu yani 4 ile bunu 12 ile bunu 3 ile çarpalım. 4V1 yani 0 eşittir. 4V1 V2 ne var? Solda eksi 4 V2 var şimdi. Artı 12 var yani artı 8 oldu. 3 çıkart. Artı 9 V2. V3'lü bir şey yok. Üçüncü denklemde 6'da eşit diyelim paydaları. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 6 ile çarpalım. V1 bir tane var. 3, burada da 0 diyeceğim. 3V1. V2 sağda var 6, sola geçirilen eksi 6 V2 olur. V3 solda eksi 3 V3, sağda 1. Onu sola attığınız zaman eksi 4 V3 oldu. Evet. Şimdi bunu nasıl, yani burada 0 V3 olduğunu unutmayalım. Bunu nereden saldıracağız değil mi bu denklemi? Yani 1 ile 3'ü sadeleştirsem bir şekilde V3'ü yok etsem. Çünkü ikincisi zaten V3 yok. Yani 1 ve 2'den V3'ü yok etsem. Yani 1 çarpı 3 eksi 3 çarpı pardon 1 çarpı 4 yani birinci denklemle 4'ü çarp. Üçüncü denklemde de 3'ü çarp ve çıkart. Yani 96 eşittir 20 V1 eksi 8 V2 eksi 12 V3. 0 eşittir 9 V1 eksi 18 V2 eksi 12 V3. Bu ikisini birbirinden çıkarttığımızda 96 eşittir 11 V1 artı 10 V2 kaldı. Yani elimde şimdi artık iki tane denklem kaldı. Birisi 0 eşittir 4 V1 artı 9 V2. Bu da 96 eşittir 11 V1 artı 10 V2. Evet. Tamam. Çözümün sonuca baktım. Şimdi ne yapalım? Bunu şöyle çarpı 10 desem, buna çarpı 9 desem, sonra çıkartsam. Değil mi? Bir faydası olur mu? Evet. 0 eşittir 40 V1 artı 90 V2. 9 kere 96 kaç eder? Bilmiyorum. 9 çarpı
864 99 V1 çıkart. 864 eşittir 59 V1. 864 bölü 59 14.6 çıktı. Şimdi şöyle bir kontrol ettim. Şimdi şu ikinci denklemi bir kontrol edelim bakalım. Yani V1 bölü 3, 4 ile çarp 4 V1, tamam. Burada 4 ile çarp eksi 4 V2. Burada 12 ile çarp artı 12, yani artı 8. Bunu bu tarafa çevirince 5. 5'miş. Orada bir hata yapmışım. Şimdi 3. denklemde 3V1 tamam. Eksi 3V3 eksi 4V3 tamam. Eksi 6V2 tamam. 3 doğru gözüküyor. Şimdi 1. ile 4. çarp 96 eşittir 11V1 artı 10V2 doğru. Şurası 5'ti. Burası 50. Tamam. Ha, şimdi tamam. Şimdi iş biraz kolaylaşmış. Pardon. Düşündüğüm kadar şey çirkin sayılar yok. Bunu yani 2 ile çarp. Bunu 1 ile çarp. Sonra çıkart, değil mi? 96 eşittir 3V1, V1 eşittir 32. Evet, doğru sonuç. Tamam. En başta bir hata yapmışım. O yüzden kontrol ederek gitmekte fayda var. 4V1 yani 4V1 artı 5V2 eşittir 0. V2 eşittir 4 kere 32 eksi 128 bölü 5 eşittir eksi 25.6 volt. Tamam. V3 üçüncü denk şeyden 0 eşittir 3V1 96 yani eksi 6V2 yani artı 6 çarpı 25.6 eksi 4V3 yani V3 eşittir 96 artı 6 çarpı 25.6 bölü 4. Yani 24 artı 256'yı 4'e bölse kaç eder? 64 yani 6 çarpı 6.4. 36 evet 62 nokta. Tamam. Tamam 62.4 volt çıktı. Herhalde bu biraz pekişmiştir. Mutlaka kendiniz örnek çözmelisiniz. Yani benim çözdüğüm örneği seyrederek çok fazla bir yere gelmeniz zor. Bunu ancak kendiniz defalarca örnek çözüp hızlı ve doğru işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi burada burası yine sıfır. Tamam mı? Burası bir düğüm. Burası başka bir düğüm. Burası başka bir düğüm. Şimdi burada dikkatini çekeceğim bir şey var. Burası 10 volt. Yani o zaman burada bir direnç yok. Yani ben burada ohm kanunu yazamam. Değil mi? Yani şu şeyde şu dalda ohm kanunu yazamam. Ama gerek yok. Zaten burası 10 volt. V1 eşittir 10 volt. Çünkü burada zaten bağımsız gerilim kaynağı var. 10 volt gerilim farkı yaratıyor. Burasını 0 aldığıma göre V1 eşittir 10 volttur. Bu 1.
Tamam, burada kafanız karışmasın. Çünkü ohm kanunu yazamıyorum burada. Ama zaten belli yani V1'in ne olduğu zaten verilmiş durumda. Diğeri, bu akımları böyle yazayım. Böyle bu tarafa doğru kabul ediyorum. Bunu da bu tarafa kabul edeyim. Bunu da aşağı kabul edeyim. Yani böyle kabul ediyorum. Şimdi şurada da ohm kanunu yazamıyorum. Yani gerilim farkı bölü direnç. Direnç ne? Direnç ortada yok. Yani buradan geçen akımı ancak şu akımı değil mi? Şu ve şunu bulduğum zaman ancak bunu bulabilirim. Değil mi? Kirchhoff akım kanunundan bulabilirim. Ama burada düğüm denklemlerini yazarken oradaki akımı doğrudan yazamam. Ama neyse ki Kirchhoff akım kanununun şöyle bir özelliği daha vardı. Sadece düğümlerden çıkan giren akımların toplamı birbirine eşit değildi. Herhangi bir kapalı bölgeye giren ve o bölgeden çıkan akımlar birbirine toplamları birbirine eşitti. Burada da o kapalı bölgeyi şöyle alırsam yani I1 akımı giriyor. I4 akımı bu akım giriyor. Şu çıkıyor. Şu çıkıyor. Değil mi? Bu kapalı bölgeye giren iki akım var. Çıkan iki akım var. İşte o ikişer toplamlar birbirine eşittir. O zaman da ayrıca bir denklem daha var. V2 eksi V3 eşittir 5 volt. Değil mi? V1 eşittir 10 volt. Bu da tamam. Şimdi bu süper, buna süper düğüm deniyor. Süper. Bir nokta değil artık bu. Bir kapalı bölge. Oraya girenler şu akım yani 10 eksi V2 bölü 2 şu akım giriyor. Artı 10 eksi V3 bölü 4 eşittir. Şu akım çıkıyor. V2 bölü 8 artı şu akım da çıkıyor. V3 bölü 6. Evet. 24'te eşitlesem yani bunu 12, bunu 6, bunu 3, bunu 4 ile çarpsam 120 eksi 12 V2 artı 60 eksi 6 V3 eşittir 3 V2 artı 4 V3. Yani 60 eşittir eksi 15 V2 artı 10 V3 buldum. Değil mi? Bakıyorum. Bu artı oldu. Evet. Bir de 5'e bölsem 12 eşittir 3V2 artı 2V3. Tamam. Diğer denklem neydi? V2 eksi V3. Yani 12 eşittir. 3V2 artı 2V3. 5 eşittir. V2 eksi V3. V2'yi bulmak için bunu 2 ile çarpayım. Sonra toplayayım. 12, 22 eşittir 5V2. V2 eşittir 4,4. V3 eşittir eksi 0,6. V1 de 10 volttu. Bu hangi soruydu? Neyse onun çözümünü bulamadım ama doğru olduğunu düşünüyorum. Tamam. O zaman bir tane de şu soruyu çözelim. Şimdi iki tane düğüm var aslında. Öteki de referans 0 volt. Şimdi şu kırmızıyla
bir kapalı bölge yaratıyorum. Yani süper düğüm yaratıyorum. Neden? Çünkü oradaki 2 volt üzerinden geçen akımı ohm kanunu kullanarak yazamam. Çünkü direnç yok ortalıkta. Oradan geçen akımı ancak bana soruyorlarsa eğer diğer akımları bulduktan sonra Kirchhoff akım kanunundan faydalanarak yazabilirim. Ama düğüm gerileme yönteminde oradaki akımı kullanamam çünkü ortada direnç yok. Bu akım 2 amper zaten bu tarafa tanımlanmış. Şöyle bu aşağı doğru tanımlıyorum. Aşağı doğru tanımlıyorum. Bu zaten böyle tanımlanmış. Bunu da şöyle tanımlayayım. Şimdi girenler enteresan bir şekilde şu akım hem kapalı bölgeden çıkıyor hem giriyor. Yani burada çıkıyor, burada giriyor. Neyse. Girenlere bakalım. 2 artı V1 eksi V2 bölü 10. Girenler bunlar. Çıkanlar V1 bölü 2, yani şu akım V2 bölü 4. Bu akım. Çıkan bu artı 7. Bir de şu çıkıyor. V1 eksi V2 bölü 10. Yani şu gitti. Değil mi? Yani 2 eşit, yani 0, yani eksi 5 eşittir V1 bölü 2 artı V2 bölü 4. Eksi 20 eşittir 2V1 artı V2. Diğer taraftan V1 eksi, hani V1 eksi V2 eşittir eksi 2. Çünkü eksi artı yapılmış, dikkat ederseniz. Toplayalım bu ikisini. 3V1 eşittir eksi 22. V1 eşittir eksi 22 bölü 3. V2 eşittir V1 artı 2. Yani eksi 16 bölü 3. Evet. Doğruymuş. Tamam. Süper düğümü yeteri kadar gösterdiğimizi düşünüyorum. Hatta burada bakın. Burada da direnç yok. Burada da direnç yok. Yani o zaman şöyle yapacağız. Bir kapalı bölge. Bu aşağı doğru olsun. Bu aşağı doğru olsun. Bu aşağı doğru olsun. Bu çıksın. Böyle buradan girsin. Demek onu hesaba katmama gerek yok. Diğer taraftan V1 eksi V2 eşittir 25 volt. V3 eksi V2 eşittir 5i. I nedir? I eşittir V1 bölü 2. Yani 5 V1 bölü 2. Bu birinci denklem, bu ikinci denklem. Bunlar süper düğümlerdeki şeyler. Diğer taraftan son bir düğümde bir tane süper düğüm var. Oraya 3 tane çıkan akım var. Bu hem girip hem çıkıp hem girdiği için dediğim gibi onlar birbirini götürüyor. Yukarıda gördük. 3 tane çıkan akım var. Yani V1 bölü 2 artı V2 bölü 4 artı V3 bölü 3 eşittir 0. Demek ki bunlardan en az biri negatif olacak. 12. Yani 6V1 artı 3V2 artı 4V3 eşittir 0. Tamam. Şu denklemi bir şey yapalım, yazalım tekrar. 5V1 artı 2V2 eksi 2V3 eşittir 0. Şimdi birinci denklemde, ikinci, bu üçüncü diyelim. Tamam mı? Birinci denklemde V3 yok. O zaman ben ikinci ve üçüncü denklemlerde V3'ü yok edeyim. Yani 2 çarpı 2. İkinci denklemi 2 ile çarpayım. Sonra üçüncü denklemle toplayayım. Tamam. 16V1 artı 7V2 eşittir 0. 7V1 eksi 7V2 eşittir 7 kere 25.
175 ediyor sanırım. Topla. 23 V1 eşittir 175. V1 eşittir 175 bölü 23. Bu practice problem 3.4'müş. Evet, V1'i doğru bulmuşuz. V2 eşittir. V1 eksi 25. Yani birinci denklemden. Eşit V2 eşittir. Yani 7.6 eksi 25. 18 eksi 17.4. V3'ü de buradan bulabiliriz. V3 eşittir. Yani ikinci denklemden. 5V1 artı 2V2 bölü 2. Yani 5V1 76 38 artı 2V2 2 çarpı 17.4 34.8 eksi 34.8 bölü 2. Yani 3.2 yani 1.6 volt buldum. Bu da doğru. Tamam. Nodal analizleri güzel yapıyorum. Evet. Şimdi çevre akım yöntemine geldik. Burada şimdilik duruyorum. Ama şöyle kısaca mesh nedir? Çevredir. Çevre nedir? Bir döngü. İçinde başka döngü olmayan bir döngü. Mesela şu. Veya şu. Veya şu. Yani burada bu döngülerde Kirchhoff gerilim kanunu uygulayarak denklemler yazacağım. Her çevre için bir çevre akımı. I1, I2 çevre akımları. Tamam, bunlara çevre akımları deniyor. Şuradan geçen akım I1 eksi I2. Değil mi? Çünkü bu buradan geçen, geçtiği hayal edilen bir akım bu. Evet, bu hakikaten I1. Burada hakikaten I1. Ama buradan geçen akım I1 eksi I2. Çünkü böyle yönde bir I1 var. Böyle yönde bir I2 var. Bu aşağı doğru tanımladığım akım I1 eksi I2'dir. Daha sonra burada iki tane çevre denklemi, yani iki tane Kirchhoff gerilim kanunu uyguluyorum. İki denklem yapıyorum. Tamam mı? Bu çok kısa teoriden sonra yapacağımız şey gelecek derste yine denklemleri yazmak ve çözmek. Başka bir şey değil. Burada da süper çevre diye bir kavram var. Orada süper düğüm vardı. Burada süper çevre vardı. Yani burada bir akım kaynağı olduğu için orada Ohm kanununu yazamıyorum. Çünkü direnç yok. Nasıl V eşittir IR'yi kullanamıyorum. O yüzden orada süper çevre yapıyorum. Onları göreceğiz. Bu örneklerden sonra bir de başka bir kitaptan örnekler çözerek devam edeceğiz.